Azrail aleyhisselamın bir adama bakması, o adamın da Hazreti Süleyman'a gitmesi hikayesi. Saf bir kişi bir kuşluk vakti koşa koşa Hazreti Süleyman'ın adalet sarayına sığındı. Yüzü gamdan, korkudan sararmış, iki dudağı mosmor kesilmişti. Hazreti Süleyman ona, "Efendi, sana ne oldu?" diye sordu. Adam, "Azrail bana öyle öfkeli, öyle kin güder bir gözle baktı ki," dedi. Hazreti Süleyman, "Peki," dedi. "Sen şimdi benden ne istiyorsun? Onu söyle." Adam, "Ey canları koruyan büyük varlık, rüzgara emret de beni buradan Hindistan'a götürsün. Belki kulunuz oraya gidince canını kurtarmış olur." Hazreti Süleyman rüzgara emretti. Rüzgar da o adamı aldı, hemen deniz üstünden uçurarak Hindistan'ın iç taraflarında bir yere götürdü. Ertesi gün divan kurulmuştu. Herkes Süleyman'ın huzuruna gelmişti. Hazreti Süleyman Azrail'e dedi ki, "Senin korkundan bana gelip sığınan o Müslümana, onu canından, malından, evinden, barkından ayırmak, avare etmek için mi öyle öfkeli baktın?" Azrail dedi ki, "Ben ona öfkeli bakmadım. Ben onu yol üstünde gördüm de şaşırdım kaldım. Bu sebeple ona şaşkın şaşkın baktım. Çünkü Cenab-ı Hak bana onun canını bugün Hindistan'da al diye buyurmuştu. Şaşırdım da kendi kendime dedim ki, bu adamın yüzlerce kanadı bile olsa onun bugün Hindistan'a varabilmesi çok zor, çok uzak. Ey yoksulluktan, ilahi takdirden korkan ve ihtiraslarına kapılan kişi! Sen bütün dünya işlerini buna kıyas et. Gözünü aç da hakikati gör. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne de olmayacak şey? Kimden neyi kapıyoruz? Neyi kaçırıyoruz? Allah'tan mı? Ne de büyük günah." Kazadan korkma. Sonunda senin elinden tutacak yine kazadır. Bu kaza güneş örten bir bulut idi. Arslanla ejderha bile kaza yüzünden fareye döner. Kaza ve kader zuhur edince bir tuzağı göremiyorsam bu yolda bilgisiz olan yalnız ben değilim ki. Ne mutlu o kimseye ki işin iyi yönünü tutmuş, zorlamayı, saldırmayı bırakmış, yalvarma, yakarma yoluna düşmüştür. Eğer kaza seni gece gibi kaplayacak ve karanlıkta bırakacak olursa gam yeme. Çünkü kaza ve kader sonunda yine senin elinden tutar, seni aydınlığa çıkarır. Kaza ve kader 100 kere canına kastetse yine sana can verecek, derman edecek odur. Şu kaza 100 kere yolunu vursa yine senin çadırını gökyüzünün yücesine kurar. Kazanın seni korkutmasını kerem eseri bil. Çünkü bu korkutma seni emniyet meleğine götürmek içindir. Kaza gelince uyanık gözlerin bile bağlanacağını bildiren Hüdhüd hikayesi.
Vaktaki Süleyman peygamberin otağını, divan çadırını kurdular. Bütün kuşlar ona hizmet etmeye geldiler. Onu kendilerinin dillerini bilir, sırlarına mahrem kesilir buldular da teker teker canla başla huzuruna koştular. Bütün kuşlar cik cik diye ötmeye başlamışlar. Sen bir kardeşinle nasıl konuşursan, onlar da Süleyman aleyhisselamla daha fasih, daha rahat bir şekilde konuşmaya başlamışlardı. Bir dili konuşmak, birbirinin dilinden anlamak, bir çeşit yakınlık, bir çeşit bağlılıktır. İnsan, dinini bilmediği yabancılarla bir arada kalınca, bağlanmış, hapse düşmüş gibi olur. Aynı dili konuşan nice Hintli ile nice Türk vardır ki, birbirleriyle anlaşırlar, ahbap olurlar. Fakat iki Türk birbirinin dilinden anlamazlarsa, birbirlerine yabancı kalırlar. Halbuki gönül dili, mahremlik dili, karşılıklı içten anlaşma dili bambaşka bir dildir. Hiçbir dile benzemez. Gönül birliği, dil birliğinden daha üstündür. Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız, yüz binlerce ifadeler, konuşmalar belirir. Bütün kuşların her biri kendi sırlarını, hünerlerini, bilgilerini, işlerini bir bir Süleyman'a söylüyor, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için övünüyorlardı. Kuşların bu övünmeleri kibirlerinden, kendilerini göstermek istediklerinden ötürü değildi. Sadece Süleyman Aleyhisselam'ın huzurunda kendilerine mevki verilmesi ve onun yakininden olmayı arzu ettikleri içindi. Hüdhüd'e sıra geldi. Sıfatını, düşüncesini bildirme nöbeti ona düştü. Dedi ki, ''Padişahım, en küçük hünerimi kısaca arz edeyim. Çünkü kısa söylemek daha iyidir.'' Hazreti Süleyman, ''Söyle bakalım, o hünerin nedir?'' diye sordu. Hüdhüd dedi ki, ''Ben havada çok yükseklerde uçarken, yukarılardan şaşmayan bir gözle, yakın gözüyle bakınca yerin derinliklerindeki suyu gördüm. O su nerededir? Derinliği ne kadardır? Ne renktedir? Nereden coşup gelir? Topraktan mı yoksa taştan mı? Hepsini gördüm, bilirim. Ey Süleyman, ordunun konacağı yeri belirlemen için bu bilen, anlayan kulunu seferlere beraber götür. Bunun üzerine Süleyman peygamber, susuz, uçsuz, bucaksız çöllerde sen bize arkadaş ol, bizimle beraber bulun, dedi. Karga bu sözleri duyunca hasedinden Süleyman'ın huzuruna geldi de, o, dedi, yalan söyledi, kötü söyledi. Padişaha karşı söz söylemek edebe aykırıdır. Hele o söz yalan olursa, olmayacak bir söz olursa. Eğer Hüdhüd'de bu görüş olsaydı, bir avuç toprak altındaki tuzağı nasıl olur da görmezdi? Nasıl olur da tuzağa tutulurdu? Nasıl olur da muradına ermez, kafese girerdi? Bunun üzerine Süleyman dedi ki, ''Ey Hüdhüd, ilk iddianın yalan çıkması sana yakışır mı? Ey ayran içmiş olan, nasıl olur da sarhoşluk taslarsın, huzurumda laf edersin, hem de yalan söylersin?'' Hüdhüd dedi ki, ''Ey padişahım, benim gibi çıplak, yoksul bir zavallı aleyhinde düşmanımın söylediği sözleri Allah için olsun, dinleme. Bu iddiamın aslı yoksa, işte yere başımı koydum, boynumu vur. İlahi kazayı inkar eden karganın binlerce aklı bile olsa kafirdir. Eğer ilahi kaza aklımın gözünü kapatmasa, ben tuzağı havadan görürdüm. Fakat kaza gelir çatarsa, bilgi uykuya dalar, ay kararır, güneş tutulur. Hakkın kazasının insanı şaşırtan bu çeşit tertiplerinin zuhuru nadir değildir. Kazayı ve kaderi inkar edenin inkarını da,
kazadan ve kaderden bilmelidir. Allah'ın takdirine karşı ölü gibi olmak gerek. Kaderden sakınmakta perişan olmak, kötülüklere uğramak vardır. Yürü, tevekkül et, çünkü tevekkül işlerin en iyisidir. Ey öfkeli kişi, kaza ve kaderle pençeleşme ki, kaza ve kader de seninle pençeleşmesin, kavgaya tutuşmasın. Allah'ın hükmüne ve takdirine karşı ölü gibi olmak gerek ki, sabahın Rabbi olan Allah'tan bir kahır yarası almayasın. Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Hakka teslim olmaktan daha hoş ne vardır? Birçok kimseler beladan kaçıp başka bir belaya tutuldular. Yılandan kurtulayım derken ejderhaya düşerler. İnsan çare arar, hileye sapar. Fakat hilesi ayağına dolaşır, tuzak olur. Can sandığı, bağrına bastığı en yakını onun kanını içmek ister. İnsan düşmanından korunmak için kapısını kapar, kilitler. Halbuki düşman evin içindedir. Firavun'un hilesi de buna benzer. Madem ki bizim gözümüzde birçok hastalık vardır, o halde git kendi görüşünü dostun görüşünde yok et. Bizim görüşümüze karşılık dostun görüşünü elde edebilmek, verilenin yerine alınan en güzel bir karşılıktır. Onun görüşünde bütün dilekler bulunur. Henüz ayakta duramayan, yürümeyen, bir şey tutamayan çocuk babasının omzunda taşınır. Fakat olmayacak şeyler yapmaya, el ayak sahibi olmaya başlayınca zahmetlere düşer, kötülüklere uğrar. Halkın ruhları da ezelde el ayak sahibi olmadan önce fenadan safaya uçup duruyordu. Ne zaman ki ruhlar aleminden beden alemine ininiz emrini aldılar, öfkeye, hırsa, kanaate bağlanıp kaldılar. Bizler Allah'ın ailesi ve onun süt isteyen çocukları gibiyiz. Nitekim Resulullah Efendimiz, "Halk Allah'ın ailesidir" diye buyurmuştur. Hakkın yakını onun sevgilisi olur da, onun buyruklarını canla, başla kabul edecek olursan, sevgilinin buyruğunu yerine getirmek için de gerekince canını bile verirsin. Onun buyruklarını candan kabul edince, o sana nice sırların işaretlerini verir, yükünü kaldırır, seni senden alır. Sana başka işler, ruhani güçler ihsan eder. Şu dünya hayatının, beşeri ihtiyaçların yükü altında ezilirken seni yük altından kurtarır. Artık sen dünya istekleri altında ezilmezsin. Sen onları altına alır, ezersin. Buyruklarını candan ve gönülden kabul ettiğin için Allah seni makbul bir kul haline kor. Ey hak aşığı! Allah'ın buyruklarını kabul eder ve o buyruklara göre yaşarsan, zaman gelir, o buyrukları sen söylersin. Şimdi ona ulaşma yollarını arama ve istemedesin. Bir gün lütfeder, ona ulaşırsın. Cebre inanmak,
Allah'ın verdiği nimeti inkar etmektir. Çalışman, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Cebr, inancın ise o nimeti inkar etmektir. Ey Hak talibi! Çalışarak O'nun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini arttırır. Cebr inancı ise çalışma, bir şeyler yapma nimetinin elden gitmesine sebep olur. Ey Hak yolunun yolcusu! Senin cebre inanman yolda uyumaya benzer. Vahdet dergahının kapısını görmeden, o kapıya varmadan sakın uyuma. Ey ibret almayan tembel cebri, sakın uyuma. O meyveli ağacın gölgesinden başka yerde uyuma. Yalnız orada yat, uyu. Her lahza, her an rüzgar dalı silksin de uyuyanın başına meyveler, rızıklar dökülsün. Cebre inanmakla yol kesen eşkıyalar arasında yatıp uyumak birdir. Vakitsiz uçmaya çabalayan yavru bir kuş, kedilerden nasıl kurtulur? Hakkın buyruklarına önem vermezsen, aldanırsın da, sen de şu bir parçacık akıl da yiter, kaybolur. Aklını kaybeden baş ise kuyruk kesilir. Sana akıl veren, gönül veren, çalışma gücü veren Allah'a şükretmemek uğursuz, ayıp bir şeydir. Bu hal şükretmeyeni cehennemin ta dibine kadar götürür. Eğer tevekkül edecek isen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Ekini ek, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Fakat inkar eden, çalışmayı inkar etmeye çalışır durur. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek değildir. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. İman yolunda, kulluk ve insanlık yolunda yürüyen bir kimse, bir nefes ziyan ederse, ben kafirim. Kendini zorla cebri yerine koyma. Yapmaya gücün varken işten kalma. Başın kırılmamış, yarılmamış, onu bantla sarma. Bir iki gün olsun bu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap. Sonra ebedi mutluluğa ulaş. Neşelen, gül. Fani olan dünyayı arayan kişi olmayacak kötü bir şeyi aradı. Ahireti arayan ise iyiyi, güzeli, doğruyu aramış oldu. Dünya kazancı için didinmek, hilelere başvurmak, çareler aramak soğuk şeylerdir. Ama dünyayı terk etmek için çalışmak, uğraşmak, hatta hile yapmak yerindedir, doğrudur. Nedir bu hile, çare? Hile ve çare, dünya zindanının duvarını delip oradan çıkmak ve hapisten kurtulmaktır. Açılmış kurtuluş deliğini kapatmaksa soğuk ve uygunsuz bir hiledir. Aslında bu dünya bir zindandır. Biz de bu zindanda bulunan mahpuslarız. Ey hakkı arayan kişi! Zindanın duvarını del de kendini kurtar. Dünya nedir? Dünya Allah'ı bilmemek, Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa kumaş, para, kadın
ve evlat değildir. Mala, din için, Allah için sahip olanlar hakkında Resulullah Efendimiz, "Bu ne güzel, ne hayırlı mal," diye buyurdu. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su ise gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Mal, mülk sevgisini gönlünden çıkarıp attığı için Süleyman Aleyhisselam kendisine fakir dedi. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde hava dolu bir gönülle yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de dünya denizinin üstünde batmadan durabilir. Gerçi bu cihan bütünüyle onun mülkü ise de, cihan mülkü onun gönül gözünde bir hiçten ibarettir. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da onun ağzını bağla ve mühürle.